Seçim barajına yönelik Cumhur İttifakı'nda görüş birliği oluştu. İttifaklar içinde de baraj uygulanması için öneri geldi. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. AK Parti seçim mevzuatında yapılması düşünülen değişikliklerle ilgili taslak metni Haziran ayının başında MHP'ye gönderildi. Evet. MHP Genel Merkezi AK Parti'nin çalışmasına ilişkin rapor hazırladı. Boşuna Uğraşmayın. Seçim Haziran 2023'tür. Edinilen bilgiye göre MHP, görüşlerinin yer aldığı raporu AK Parti'ye iletti. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı Başkanlığındaki komisyon MHP'nin tekliflerini incelemeye başladı. AK Parti MHP'ye sunduğu taslakta seçim barajını %5 ve %7 olarak önerdi. Türkiye gazetesinin haberine göre MHP seçim barajının %5 olarak uygulanmasını istedi. İki parti arasında %5'te görüş birliği sağlandı. MHP ittifak yapan partilere %2 veya 3 oranında ittifak içi baraj uygulanması önerisinde de bulundu. Buna göre barajı aşamayan partilerin oyları ittifaka katılamayacak ve bu partiler milletvekili çıkaramayacak. <laughs> AK Parti'nin önerisinde ise ittifak içi baraj bulunmuyor. Bu konuda liderlerin belirleyici olması bekleniyor. <laughs> Hürriyet gazetesinin haberine göre MHP, seçim bölgelerinin sayılarının artırılarak daraltılmış bölge sisteminin uygulanmasına ise karşı çıktı. MHP, siyasi partilerin seçime girmesi için aranan meclis grubunun bulunması şartının çıkarılmasına ise destek verdi. Partilerin seçime katılabilmeleri için Türkiye genelinde %50 oranında teşkilatlanmış olmaları şartı aranacak. <laughs> Seçimlerden 6 ay önce bu teşkilatların tamamlanması istenecek. Diğer yandan yıl sonu gelmeden düzenlemenin yasalaşması bekleniyor. Böylelikle düzenlemenin anayasanın seçime bir yıl kala yapılan yasal düzenlemeler ilk seçimde uygulanmaz hükmüne takılmaması planlanıyor.